Amerika hisse senetleri dün toparlanarak Fed FOMC öncesi hacimsiz ama artı alanda kapanış gerçekleştirdi. Açıklanan bilançoların beklenti üstü karlılık ve gelir düzeyinde olması da endeksleri destekledi. Özellikle General Motors ve UPS dün açıklama sonrasında endeksen olumlu ayrıştı. Caterpillar ise hisse başı karlılık ve faaliyet karında beklentinin altında kaldı ve seans sonunda hisse günü %3.5 değer kaybıyla sonlandırdı. General Motors, hisse başı kar, gelir kalemleri ve 2023 kar beklentisinde analiz tahminlerini aştı. Aynı zamanda Ford ve Tesla'nın elektrikli araçlarda yaptığı indirime katılmayacaklarına güçlü bir talebin olduğunu açıkladıkları günü %8.34 primle 39.32 seviyesinden kapattı. Endekslere baktığımızda Dow Jones %1.09, S&P 500 %1.46 ve Nasdaq %1.67 oranında değer kazancı yaşayarak ilk gün yaşanan kayıpları telafi etti. Dow Jones Endeksinde materyaller %2.4, finans %1.7, sağlık %1.69, BT %1.1 primlendi. Değer kaybedenler ise %0.1 ile enerji ve %0.09 ile sınayi oldu. S&P 500 Endeksinde tüm sektörler primlendi. Materyaller ve takdirsel tüketim %2.22, gayrimenkul %1.9, sanayi %1.7 ve BT %1.44 primlendi. En az primlenen ise %0.7 ile altyapı oldu. Bugün Fed'in faiz oranlarını çeyrek puan artırması beklentisinden daha önemlisi Fed etkilerinin projeksiyonları olacak. Powell'ın enflasyon rakamı anlamlı şekilde gerilemeden faiz artışlarında geri adım atılmayacağını açıklaması piyasaları endişelendiriyor. S&P 500'ün 4000 seviyesinin üzerinde tutunması olumlu olmakla birlikte sıkı duruş devam ederse piyasalarda tekrar bir satış dalgası yaşanabilir. Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın da Fed'den bir gün sonra kararlarını açıklarken yarım puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Avrupa endekslerinde ise karışık bir seyir izlendi. Eurostox 50 endeksi %0.12 değer kazanırken, DAX ve Kakaran 40 %0.01 oranında primlendi. Futxi ise %0.17 geriledi. 100 endeksinde zorunlu tüketim %1.2 ile en primli sektör oldu. En fazla değer kaybı ise %0.8'de altyapı sektöründe yaşandı. Dax endeksinde ise takdirsel tüketim %0.75 oranında yükselerek en iyi performansı gösteren sektör olurken sağlık %0.64 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergiledi. Bugün açıklanan verilerde Çin tarafında imalat PMI verisi beklentiyle aynı 50.1 olarak açıklandı ve genişleme bölgesine geçti. Bir önceki veri 47 seviyesindeydi. Amerika tarafında ise Chicago PMI verisi, beklenti olan 45'in altında 44.3 olarak açıklandı ve önceki veri olan 45.1'inde altında kaldı. Tüketici güveni verisi, beklenti ve önceki veri olan 109'un altında 107.1 olarak açıklandı. Bugün Amerika tarafında Fed dışında ADP istihdam, NBA mortgage başvuruları, Ocak ayı ISM imalat ve imalat PMI verileri yakından izlenecek. Avrupa tarafında ise Ocak ayı tüfe verileri ve Ocak ayı PMI rakamları açıklanacak. Ekonomik takvimin zayıf olduğu işlem gününde piyasalar bugün son bulacak FED toplantısına odaklanmış durumda. Piyasalar tarafından FED'in 25 bas puan faiz artıracağı fiyatlanırken, Başkan Powell'ın basın toplantısında vereceği ipuçları daha önemli olacak. Şahin ton devam ederse dolar endeksinde hareketlenme izlenebilir. Faiz kararı öncesinde dolar endeksi hafif kayıpla 102 desteğinin üzerinde tutunmaya çalışırken, güvenli limanların dolara karşı değer kazandığı takip edildi. Dolar İsviçre Frangı paritesi %1'e yakın kayıpla 0.9160 seviyelerinden işlem görürken günün en düşük seviyeleri test edildi. Euro dolar paritesi dolar endeksindeki primlere paralel 1.0870 seviyelerinden işlem görürken gün içerisinde test edilen 1.08 seviyesi pariteye destek olmayı başardı. Dolar endeksindeki hafif baskı ve Amerika tahvil getirilerinin sakin seyri sonrasında altın yaklaşık 5 dolar primle 1928 dolar seviyesinden işlem gördü. 1940 dolar ilk direnç noktası olarak öne çıkarken 14 günlük RSI indikatörü de aşırı alım bölgesine yaklaşıyor. Gümüş fiyatlarında da benzer yukarı yönlü hareket vardı ve değerli metal %0.60 primle 23.75 dolar seviyelerinden işlem gördü. Fed toplantısı öncesinde piyasaların 25 bas puanlık faiz artışı fiyatlaması devam ederken, Fed vadilerine göre Mart toplantısında yapılacak son faiz artışıyla birlikte sene sonuna doğru faiz indirimlerinin başlaması bekleniyor. Amerika bir yıllık tahvil getirisi dar bir bantla ve %3.50 seviyesinde işlem görürken 2 yıllık getire 4.20 seviyelerinde ve getire eğrisi hala kısa vadede daha yukarıda. Avrupa tahvilleri de hafif alacılı işlem gördü. Fransa, Almanya ve İtalya 10 yıllık tahvil getirileri ortalama 3 bas puan geri çekilerek sırasıyla %2.74, %2.28 ve %4.14 seviyelerinden işlem gördü. Gün içerisinde 570 seviyesine kadar yükselen 5 yıllık Türkiye risk primi, Amerika seansının açılması ve iyi gelen ekonomik verilerle beraber yaklaşık 10 bas puan geri geldi ve 550 seviyesinin üzerinde işlem gördü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.